Herkese merhabalar arkadaşlar. Üçgende açılar konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar üçgende açılarla geometriye kafalama dalmış oluyoruz ve arkadaşlar her zaman olduğu gibi takvimimize bakamıyoruz çünkü sınav haftasından dolayı bir hafta ileri aldık konularımızı siz de malum sınav haftasında olabilirsiniz bizim okullarda neydi bu hafta sınav haftasıydı da sınav haftasıydı bazıları iki hafta sonra başlıyor bazıları geçen hafta başladı ne olursa olsun inşallah hepiniz sınavlardan yüksek alırsınız. Tonguç Akademi olarak da biz de yazılı programımızı sizlerle geçen hafta paylaştık. Tebessümünüz çok güzel. Teşekkür ederiz. İnşallah siz de sınavınızdan 100 alırsınız. Hemen yorumlara yazın. Sınavdan 100 almak isteyenler like diye falan diye böyle yorumlar var. Süper. Biz işimize bakalım. Bu sene tak bu sefer takvim yok. Bu sefer 0'dan 9'a da sayfa 184'te ne var arkadaşım? Üçgende açılar konusu başlıyor. Nereye kadar arkadaşım? Üçgende açı kenar bağıntılarına yani 192'ye kadar yapıyorsun. Süzgeçleri bitirip tas uygulamasından yapamadıklarını kare okutuyorsun. Ve oradan da canım hocam çok güzel bir şekilde sana yapıyor. Sonrasında Dinamo kitabına geçiyorsun. Ben konu anlatmasını sevmiyorum, istemiyorum hocam kitabın. Ben soru çözmesini istiyorum diyorsan al sana örnek soru. Burada da 184'ten başlıyoruz. Tetra, Tesra 1, Tetra 2 yani T1, T2 Nereye kadar gidiyor biliyor musun? O da 196'ya kadar gidiyor. Açık kenar ilişkisine kadar gidiyor. Açık kenar ilişkisi demişken ne yapacağız arkadaşım? Haftaya pazartesi de canlı yayınımız var. Lütfen bakın sorularınızı yapın. Yine söylüyorum, yine söylüyorum. Bizi diğer kanallardan ayıran en büyük özellik kitap takip, ödev takip sistemi. Lütfen ödevleri yapmadan gelmeyin. Bir sonraki videoya geçmeyin. Çünkü ödev çok önemli deyip çok uzatmadan ufak bir hayat hikayesiyle devam edelim. Arkadaşlar bir tane Samet Hoca varmış. Tonguç'ta çalışıyormuş. Bu Samet Hoca'mız arkadaşlar geometriye geçmeden önce okuldaki matematik derslerinde şov yapıyormuş. Süper bir matematiği varmış. Matematikte alttan girip üstten çıkıyormuş. Her soruya cevap veriyormuş. Pratik yollar, çakallıklar, cinlikler her şeyi biliyormuş. Ve demişler ki ya sen matematiğin çok iyi geometri yaparsın. O da gaza gelmiş geometri derslerini dinliyormuş ve de eve gidip nasıl olsa yaparım matematik gibi benim kafa zehir yaparım diyormuş. Ama gel gör ki arkadaşlar zaman geçiyormuş hoca bir sonraki ders bir sonraki ders sorular soruyormuş e, dersi dinliyor ama eve gidip tekrar etmediği için nasıl olsa kafa zehir matematiği yapıyorum dediği için arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Samet hocanız derste yapılanları hiç anlamıyor. Ne zaman biliyor musunuz? Dördüncü beşinci derse geçtik geometride iptal. Niye? Hoca diyor ki dikincek. İkiz kenar üçgen olduğu için iki, işte iki iç açının toplamı dışı eşittir. İşte şu bu diyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum derste arkadaşlar. Yanımdaki arkadaşım diyor ki: "Hocam orası dikmeyecek... Hocam orası kenar mı?" Ben diyorum ki: "Oğlum Faruk nasıl yapıyorsun?" O da diyor ki: "Ya çok basit bunlar ama ben hiçbir şey bilmiyorum." Mersem arkadaşlar geometri görme işi değilmiş. Geometri bilip görme işiymiş ve bütün kuralları en baştan düzgünce ne yazma işiymiş. Mesela açı mı? Arkadaşım şu basit olayı bile ne yapacaksın biliyorsun? Üzerinde duracaksın. Diyeceksin ki açı nasıl yazılır? Nasılmış? Lütfen bütün her şeyi defterine izleyerek, patlamış mısırla, kolayla izleyerek yazma. Bak her zaman olduğu gibi yine kalemlerin, yine kağıtların önünde olsun. Ama bu sefer lütfen senden istediğim durdur ve onları anlayarak düzgün düzgün kendi anladığın cümlelerle, kendi çizimlerinle yap. Lütfen bunları yap. Çünkü niye biliyor musun? Beş hafta sonra Samet Hocanız karar verdi oturdu dedi ki geometri böyle olmaması lazım. Baştan kuralları hepsini yazdım. Bakın ne var? Z kuralı, M kuralı, U kuralı. Nasıl olur? Yan çevirirsem, dik döndürürsem, ters döndürürsem nasıl olur? Nasıl soruları da nasıl örnek sorulara baktıysam ve altıncı haftaya bomba gibi girdim. Eve bir kapattım kendimi iki gün. Beş haftayı full kağıtları çizdim, yazdım. Örnek sorulara baktım. Velhasıl geometrimi de fullledim arkadaşlar. Yani demem o ki ben çok iyi matematik biliyorum. Geometri yapıyorum, uçuyorum, kaçıyorum değil. Sıfırdım bakın sıfırdım ama çözdüm olayı geometri bilip görme işiymiş. O yüzden lütfen bilgileri yazıyorsunuz dedim. Bakın 4 dakikamız geçti ama bu çok önemli bir bilgiydi. Kendi hayat, hayat hikayemde lütfen kesinlikle ve kesinlikle geometride hangi kuralsa hangi bilgiyse o bilgilerin hepsini lütfen kendinde çok iyi bir şekilde anla. Düzlemde başlangıç noktaları olan ortak olan iki ışının birleşiminin oluşturduğu açıklığa. Bak bir ışın var. O, A ışını. Nasıl gösteriliyor bakın. O'dan kapalı, A'dan açık. ışın demek bir noktası kapalı, diğer noktası sonsuza gider. O, B ışını. Bu da buradan başlıyor, O'dan başlıyor. B'ye kadar ta gidiyor uzaya kadar. Arkadaşım bak bu ikisinin arasında kalan yere ne diyoruz? Açı diyoruz. Ve bunlar açının kolları, ışınlar. Peki bu birleştiği açıklığa da açı dedik. Açının ifadeleri nasıl? Bakın açıda şu an A, O, B diyebilirsin. A'dan başladım, B'ye gidiyorum. Bu arası diyebilirsin. Veyahut da B, O, A diyebilirsin. Bu da açı göstergesidir. Tersler okunuşudur. Bir de arkadaşım O açısı diyebilirsin. Bak O'nun üzerinde. O ne? O da olduğu köşe. Bazen net bir şekilde bellidir. Mesela bakın burası neresidir? A köşesidir. Bu açıda nedir biliyor musunuz? A açısıdır. İşte bakın tek bir köşe. Bunu bilirsin. Ama böyle bir yerde sen buraya C açısı diyemezsin. Çünkü burası da olabilir. Yani ikisi net belli olan yerlerde tek bir harfte kullanabilirsin. V V V V İngilizce'deki major'dan gelir. Nedir arkadaşım? Bu da ölçüdür, ölçü. M A O B açısının ölçüsü. Ya da B O A açısının ölçüsü. Ya da O açısının ölçüsü. Açısının, bak O açısının ölçüsü. Neymiş? Alfaymış dedik. 50, 30, 40. Birazdan vereceğiz ne? Derece. Geçtim. Şimdi doğruda açılara geçiyoruz. Üçgende açı dedik ama kesinlikle ve kesinlikle doğruda açıları çok iyi bilmen lazım. Dar açı. Bakın arkadaşım buradaki diklik biliyorsunuz ki diklik 90'dır. Şimdilik söyleyelim. 90 dereceden küçük ama sıfırdan büyük bir açı küçük e, sıfırdan büyük 90 dereceden küçük bir açım varsa biz bu açıya ne diyoruz? Dar açı. Mesela A, O, B. Bakın bu dar açı. Şuradan bir doğru bir tane ışın çeksem A, O, O ışın. Ne olur arkadaşım? O da bir dar açı. Nereye kadar? Şu 90'a kadar dar açı. Mesela A, O, B açısı. Bu dar açıdır arkadaşım. Peki dik açı nedir? Dik açı tam 90 diye oturan var ya, işte buna da ben dik açı diyorum. Yani A O C açısı benim için nedir arkadaşım? A O C açısı benim için dik açıdır. Unutma, A O C açısı diktir ve dik arkadaşlar şöyle kutu içinde bir tane nokta ile gösterilir. Burası dik. Bu işareti gördüğünde geometri dik demek arkadaşım. Geniş açı nedir? Geniş açı da 90 derece ile 180 derece arasındadır bak şimdi. 90 derece burası. Burası da 180 derece. Yani açımın ölçüsü bakın buradan buraya geliyor. İşte AOD. İşte şu genişlik var ya 90'ı da geçtim ama 180'e gelemedim. İşte bu açıya da ben geniş açı diyorum. Yani 90 ile 180 arası geniş açı. Peki doğru açı nedir? Doğru açı bakın doğru açı da düzlüktür, düzlük. Doğru açı da şurada bir başlangıç O noktan varsa buradan dönüp buraya gelmektir. İşte buna da doğru aç diyoruz. Mesela burada bir açı var. Burada da bir açı var. Bu ikisinin toplamı nedir? Doğru açıdır. Yani 180 dereceye ben doğru aç Yani nedir o da arkadaşım? E O A. Bak tam buradaki tamamına ben doğru açı diyorum dediğim. Bir de tam açı var. Tam açıda ne ifade ediyor biliyor musun? Şöyle göstersek daha güzel olur. Şurada A var. Şurada E var. Bu A'dan dönüp tekrar A'ya gelmeme. İşte buna ben tam tur yani 360 derece diyorum. Çok fazla kafanızı karıştırmayalım. Sizin bilmeniz gereken mesela bazen şöyle şeyler olacak. İki tane çapraz şey. Şuradaki açı, şuradaki açı, şuradaki açı, şuradaki açı. Şuradaki açı. Bunların dördünün toplamı ne yaparsana tam açı yapar. Tam açı ne? 360 derece. Doğru açı. Bak doğru düzgün bir insan o. Düz açı. Düzlükteki açı o nedir? Doğru düzgün 180'dir. Tam açı da Tamamı bir çember düşün o da 360 derecedir dedim fırlattım attım. Şimdi geldi kritik bir muhabbeti. Tümler açı bütünler açı. Bakın çok karıştırılır. Ya bu tümler mi 90'dı bütünler mi 90'dı? Tabii ki de Tonguç Akın'ın farkıyla tümler derken bakın burada bir T oluştu. T'nin şurasında 90 vardır. Nedir o? Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılır. Bak iki açı var to toplamları 90. 50 ile 40 bu iki vatandaş tümler açıdır arkadaşım. 10 ile 80 tümler açılardır. 15 ile 75 tümler açılardır. Toplamları 90 mı? Oldu da bitti maşallah. Mı? Bak şimdi arkadaşım. Ya da ya da iki açının toplamı iki açının toplamı 90'sa sa birbirini tümler açılarsa ve bize derse ki iki açı var tümler derse birine alfa dersin. Tek değişken yapmak için birine 90 derece eksi alfa dersin. Bilinmeyen sorularda bunu kullanabilirsin. İki bilinmeyen yapmamak için. Yani sen şunu alfa artı beta eşittir 90 derece diyebilirsin. Ama deme alfaya 90 eksi alfa de tek bilinmeyenle uğraş. Bu arada bu arada matematikte biz x'ler, y'ler, z'lerle ve t'lerle uğraşıyorduk. Burada da alfalarla, betalarla, tetalarla ve gerekirse gamalarla uğraşacağız. Çünkü geometrinin şanındandır. Bu arkadaşları kullanırsınız de zaten ileride de kullanacağız. Bütünler açı nedir arkadaşım? Bak. Bütünler açı da 180'dir. Bak. Buradaki harfim ne? B. 180'den de B oluştu. Ama senin aklında tümler kalsın yeter. Bak. Bütünler. Bakın. Şurada bir 8. Şurada da bir barba bir vardır. İşte bunu da 180 dersin. Bütünler de böyle aklında kalabilir. Peki iki bütünler açı varsa bir tanesi alfa ise diğeri 180 eksi alfadır. Veyahut da 40'a 140. Bakın bütünler. 180 e Bütünler. Bitti ısınma. Biri diğerinin 8 katı olan. Bir dakika şimdi. Biri zaten x'e, diğeri 8x'tir. Tamam. Katı olan iki tümler açı. Bir dakika bunlar tümlerse toplamları 90'dır birader. Hoppa. O zaman x artı 8x 9x. E 9x 90. E, x nedir? Hop 10. İşte bu kadar. Ne dedik? Büyük açının iki tümler açıdan büyük açının bak bu küçük açı 10. E 8 de büyük açı şey küçük açı 10. E 8 de büyük açı o zaman 80. Büyük açının bütünlerinin ölçüsü. E 80'in bütünleri neydi arkadaşım? 100 dereceydi dedik ve bu işi de bitirdik. Geçtik. Evet arkadaşlar bunu da bitirdik. Geldik model soruya. Model sorumuzda ne diyor bakalım? Bütünlerinin ölçüsü. Tümlerinin ölçüsünün 3 katından 10 eksik olan. Ha, bir dakika. Bir açı var ki alfa diye. Onun bütünlerinin ölçüsü 180 eksi alfa. Tümlerinin ölçüsünün bakın bütünlerinin ölçüsü tümlerinin ölçüsünün tümleri neydi? 90 eksi alfa. 3 katından 10 eksik. He. 180 eksi alfa neymiş? Tümlerinin 3 katının 3 katından 10 eksikmiş. Çok güzel. Bak. Bütünlerinin ölçüsü tümlerinin ölçüsünün 3 katından 10 eksik. Bunun topluluğun 3 katından 10 eksik açı kaç derecedir diyor. O zaman ne dedim dostum? Hemen dedim ki 180 eksi alfa eşittir. 270 eksi 3 alfa eksi 10. O zaman 3 alfayı karşı attım. Eksi alfa vardı. Artı 3 alfa gelirse 2 alfacık kalır. 170'ten 180 çıkarsa 90. E 10 çıkarsa 80. O zaman alfan kaçtır? 40'tır. Bakalım doğru mu söyledik? E bütünleri o zaman 140. E tümleri de 50. 3 katı 150. 10 eksi 140. Süpersin be. İşte bu. O zaman olan açı kaç derecedir? Açı alfa demiştik. Model sorumda çok güzel bir şekilde sağlamasını da yaparak bitirdim. İşte geçtim. Geldim açı ortay diye bir kavrama. İki, bir açıyı iki eş parçaya bölen ışına bakın bu ışına açı ortay denir. Bunların ikisinin eşitliği açı ortay göstergesidir. Ve de nedir arkadaşım? Nedir? açı ortay denir. Kime? OC'ye. OC ışını açı ortaydır. Ve burada da AOC ve BOC nedir arkadaşım? Birbirlerine eşittir açı olarak. İşte burayı da bitirdik. Şimdi model sorumuza bakalım. DOC'nin açısı ölçüsü açısının ölçüsü 30 derece. DOC'nin DOC'nin ölçüsü 30 derece. Süper. OE ile o, B açı ortay. Görüyorum zaten. iki açıyı bölmüş. Açıyı bölmüş ikiye. Bize de E, O, B kaç derecedir diye soruyor. Eşittir soru işareti. E, alfa dedim, alfa dedim. E, beta dedim, beta dedim. E, arkadaşım düzlük değil mi burası düzlük? Doğru düzgün adam olacaksın demiştik. Doğru düzgün neydi? Doğru açı 180'di. O zaman arkadaşım iki alfam var elimde. E, 30'um var elimde. İki tane betam var elimde toplamlarımda ne oldu benim? 180 derece oldu. Bak pratik hızlı. 2'ye böl, 2'ye böl, 2'ye böl, 2'ye böl, böl. Elemanlar arada artı var ya alayını böleceksin. Ya da iki parantezini al fark etmez. Alfa artı 15 artı beta eşittir 90. O zaman alfa artı beta nedir arkadaşım? 75'tir. Artı 15 karşıya eksi 15 olarak geçti. Alfa artı beta 75. Bana da E, O, soruyordu. Bakın E, O, B yani bana sorduğu soru soru işaretini silelim. Alfa artı 30 artı betayı soruyormuş. O zaman alfa artı beta 75. 30 da 105'i çaktım mı? Çok da iyi yaptık. Çok da güzel yaptık arkadaşım. Zaten bunun haricinde bir de alfa artı beta kalıyor. 75'i de eklersen 180. Doğru düzgün bir adam 180 derecedir dedik ve geçtik. Geldim paralel iki doğrunun bir kesen, kesenle yaptığı açıları. Arkadaşım şu kırmızı kalemimi alırım. Buradan başlarım. Buraya kadar yıldız yıldız koyarım. Bakın geometrinin en önemli başlangıcı. En önemli başlangıcı. Arkadaşım bak 10. sınıfta dörtgen göreceksin. Paralel kenarlar göreceksin. Bu paralel kenardaki şu paraleller arasındaki açıların geçişini bilmezsen ne göreceksin? Yamuk göreceksin. Bakın bu yamuğun açı, geçişini bilmezsen ne göreceksin? Bu sene iki hafta sonra üçgende benzerlik gördüğümde şu açıların birbiriyle yöndeş açılar olduğunu bilmezsen geometriden hiçbir şey anlamazsın. O yüzden arkadaşım bu kısım, bu kısım, bu kısım çok önemli. Bakın yıldız 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 ne yaptım arkadaşım? Galaksi yaptım. Süper bir şekilde burayı anlamam lazım. Başlıyorum. Bakın olay ne? Paralel iki doğru var. Şunla şu. Birbirine paralel doğrular. Ve bir kesenle kesiliyor. Bakın bir kesenle kesiliyor. Kestiğim anda bunu kesenle burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane parça açı oluşur. Ve bu açılarla ilgili çok önemli bilgiler var elinde. O da ne? Ters açılar. Bakın bir çaprazın içinde bunlar terste kalırlar. Yani şurada bir çapraz var. Çarpım durumunda A ile C terste kalıyor. Bakın A'nın tersi C. B'nin tersi de, A'nın tersi C. B'nin tersi de. Bunlar birbirine eşittir arkadaşım. Çarpım durumunda gördüğün gibi bu çarpı da birbirine eşittir. R'ninki ne? P'ninki mi? R'ninki ne? P'ninki mi? Bakın lütfen bunun üzerine çok durun. Nerede karşıma gelir? Nasıl olur? Bunları iyi bilin. Mesela adam şurada der ki şurası bilmem bir şey. Sen anlarsın ki iç açısı bunun budur. Niye? Ters açılar birbirine eşittir. Geçtim. İç ters açılar. Bakın burada bir C var. Burada bir N var. İşte bu içte C. Bu da terste N. O zaman C ile N birbirine eşittir. İçte B, içte P. Bak ne oldu? B, P eşit oldu. Ne oldu? Sanki bir <laughs> e, benzin markası gibi oldu böyle. Geçtik. Bak şimdi. Dış ters açılar. Dışarıda ve tersine. M ile D. M ile D. Birbirine eşittir. A ile R. A ile R. Bakın bunlar da dışta ve terste birbirine eşittir. Yöndeş açılar. Yöndeş ne biliyor Hani böyle Tekirdağ taraflarında ne vardır arkadaşım? Ay çiçeği vardır. Böyle ay çiçeği ne yapar? Sabahleyin güneşe. Hani hatta ona güneşe bakan falan derler. Arkadaşım nereye bakıyorsan onlar birbirine eşittir. Bak yukarı ve sağa bakıyorsun. Bu adam nereye bakıyor? Yukarı ve sağa bakıyor. Görüyor musun? İşte bu açılar yönleş. Yönleri aynı açılar. O zaman A ile N birbirine yönleştir. Devam ediyorum. Yukarı ve sola bakıyorsun. Yukarı ve sola bakıyorsun. D ile P. Bu adamlar da yöndeştir arkadaşım. Devam ediyorum. O zaman aşağı ve sağa bakıyorum. B ile M birbirine Aşağı ve sola bakıyorum. C ile R de birbirine Ne zaman oluyor bunlar? İki paralel bir kesen ne oluyor? Sakın burayı kaçırmıyorsun. Bak çok önemli. Benzerlik, dörtgenler, çemberde bile çok önemli. Çemberde bile çok önemli. Lütfen burayı kaçırmıyorsun arkadaşım. Şimdi burada bir şey fark ettim. A ile D'nin toplamı neydi? 180'di. E, o zaman ne oluyor? E, D ile de ne bir pardon D ile de ne birbirine eşitti P. O zaman C ile P'nin toplamı mesela bakın burası da 180'di. D ile P birbirine eşitti. C ile P'nin toplamı da 180. Şimdi bunlarla ilgili kurallarım var. Onları göreceğiz. Bakın. Bakın arkadaşlar. Kimle kim bunu çekince ne oluyordu? İçte ve terste kalanlar. Kimdi C ile ne? İşte bakın ben buradan bir kural çıkarttım. O kural da şu. D ile D1 ile D2 paralelse içeride kalan terste kalanlar birbirine eşitti. İşte buna Z kuralı diyorum. ...ve bu karşına çok çıkacak. Zoro. Zoro dedim mi? Şu açıyla şu açı... ...birbirine işte. Ne zaman? Buralar birbirine paralelse. Geçtim. Aynısının, tıpkısının benzeri. Bak arkadaşım. iki paralel varsa... ...içte kalan ikisi neydi? Birbirini... ...birbirinin toplamı, içte kalanların toplamı... ...180. Neden? Bak arkadaşım... ...bu... ...sağ yukarı bakıyor. E, bu da sağ yukarı bakıyor. O zaman bunlar yöndeşler. E, yöndeş de... E, bunlar doğrular, düzgünler... ...ve 180'ler toplamları... İşte bu kadar bitti. Bir de geldim bunlarla alakalı ama alakasız olaya o da M kuralı. Bakın şuradan bir çekersem burası A, burası A, burası C ise Z'den dolayı burası da C. O zaman B dediğim şey neymiş? A artı C'ymiş. Ne zaman oluyor hocam? M kuralında. M kuralı sana ne diyor? Şunla şu zımbırtının toplamı burayı veriyor. İkisinin sağa bakanlar sola bakanları veriyor. Ne zaman? Zikzak. M kuralının bir de zikzak var böyle tık tık tık. Sağa bakanlar toplamı sola bakanlar toplamına eşit. A, C, E, B, D'ye eşit dedim arkadaşım bu kadar. Bak bu kurallar çok önemli. Buna ister U de ister C de. Hiç fark etmez. Paralel iki doğru arasındaysam U'dan dolayı bunların toplamı eşit. Bunlar da Z'den dolayı. Bunları toplama eşit değil. Toplamı 180. Bunlar da ayrı ayrı birbirlerine eşitler arkadaşım. Nereden dolayı? Z'den dolayı. Bakın şöyle düşünelim. E bu da B. E burası da ne arkadaşım? Burası B ise burası da 180 eksi B olur. E toplamları 180'di. O zaman ne oluyor? A, B'ye eşit oluyor. Aynı şeyler. Bunlar hepsi birbirini tasdikler arkadaşım. Unutma. İşte bu kadar. Olay bu. Ya da şöyle de söyleyebiliriz. Bakın. Bunu uzatırsın. Uzattı mı B mi? Evet. Yöndeş mi? Yöndeş. E ters açılar birbirine eşitti. O zaman A ile B eşittir. İşte bu kadar. Bu kuralları lütfen sen de benim gibi kurcala. Oyna. Onları sağ, sağıyla soluyla oyna. Bunu uzat. Onu uzat. Uzatırsan ne olur? Al bak bunu uzattım. Hop Z var hocam burada. Z varsa B. A ile B'nin toplamı 180. Bak bu da Z'den dolayı geldi. Bu yöndeşten dolayı geldi. Her şeyden dolayı olur arkadaşım. Dedim geçtim. Geldim bu sorulara. Bak yazılı sorusu. Çıkarsa yazılıda sorarlar. Nasıl doğru da aç. Nasıl soracaklar peki? FCD FCD burası neymiş arkadaşım? 130'muş. Şimdi ultra mega süpersonik bir dikkat lazım bana. Ultra mega süpersonik bir dikkat lazım. Nasıl hocam? Şöyle. Bak bu adamla, bu adam bir paralel arasında. E, o 130 mu? 130. Burası kaç oldu? 50. E burası 50 ise burası kaçtır? Açı ortaydan dolayı 50'dir. Geçtim. Şimdi biraz daha dikkatli bakarsam, şurada bir U ya da C vardı. Geçtim. Ters olmuş fark etmez. İçte kalan açıların toplamı 180. Şimdi bir de arkadaşım şurada iki paralel arasında. Bakın burada iki paralel arasında ne var? yine C var. C varsa burası 100'dü. E buraya 80 kaldı. 80'i bunlar ne yapar? Kardeş payı yapar. Adam 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 akıllı ne yaparlar? 40 40 bölüşürler. Devam ediyorum. Bana o zaman başka bir açı geldi. Bu sefer de şu iki vatandaş birbirine paralel. Paralelse şu içerideki açılar burası 40'sa burası da 140'tır. Bu arada arkadaşım 140 130 bunların üçünün toplamı 360'tı. 130 artı 140 artı alfa eşittir 360. Bakın arkadaşlar 120, 120, 120 olsaydı bunlar neydi? 360'tı. Ama bu 120 10 fazlası. Bunun 10'unu çalmışlar. 140, 20 fazlası. Bunun 20'sini çalmışlar. O zaman bu adamı ne yapmışlar arkadaşım? Tam 30'unu çaldılar. Bakın 120, 120, 120 olacaklardı. Hainler bundan 10 çalmışlar. Bundan 20 çalmışlar. O zaman bu adam da 120 olamamış. 30 çaldığına göre 90 olmuş arkadaşım. Böyle de yapabilirsin. Ya da 130, 140 ne olur? 270 at karşı. E 90 derecedir hocam diyebilirsin. Şimdi bana ne soruyor? B, C, D. A burayı soruyor. Tamam bu 90. Artı B, D, G. Oyunun bugını bulmuşlar. Ne o? B, D, G. Allah Allah. Z'den dolayı buraya 80 derim. Ya da doğru açıdan dolayı 100 artı 80 derim. O zaman burası da 80 derecedir demiş oldum. Olayı bitirdim. İşte bu kadar. Burası da toplamda 170 derece oldu. Bir başka yazılı sorusu ve taktik geliyor arkadaşım. Böyle sana yarım yamanak bir şey bırakırsa sen hemen ne yapıyorsun? Sivri uçtan paralel çekiyorsun. Sivri uçtan paralel çektiğin onda hayat sana güzel. Neden bak? E, D, C, 105. E, D, C. Burası 105'miş. Bak 105 de dostum çok dikkat et. Şurada bir görünür. Görünmez ya da görünür. Ne var? U var. U varsa dostum burası 75'tir. Nokta net. Bitti. Devam ediyorum. D, C, B. Burası 40'mış. E arkadaşım 40, 75 daha. 115. E toplamları 180'di. O zaman 65 derece kaldı. İşte bu kadar. Şimdi burayı da buldum. Bunların üçünün toplamı 180'di. 75 40 daha 115. 180 için 65 gerekiyor. Devam ediyorum. Peki bana ne soruyor? C B A'yı öyle bir derin nefes aldım ki var ya son gücüme kadar soruyu yapacağım der gibi. Bak burası da kendi içinde yine ne oldu arkadaşım? Siyahla göstereyim. Bakın bu da kendi içinde bir u oldu mu? Oldu. U olduysa arkadaşım bu da ne olacak? 65 derece artı bana sorulan alfa eşittir 180'di. O zaman ne dedim? Alfa eşittir 115 derece dedim. Bazı çakal, bazı cin arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilirler. Hocam, 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 hocam efendim. Hocam bak şimdi. Burası burası böyle bir Z oluştu hocam. Bakın. Hocam böyle bir Z var burada. E bu Z mi? Hayır bu Z olması lazım. Değil tabii ki de. Bu da bir Z arkadaşım. Böyle bir Z oluştu. Ve burada oluşan C'de şurası 115 derece. E o zaman burası nedir arkadaşım? 115 derecedir. Yani buraya bulup bunların toplamı 180 demeye gerek yoktu. Ya da böyle de yapabilirsin. Yani geometri bu. Çeşit çeşit yolları var. Aklında olsun. Geldim üçgende açıma. Arkadaşım üçgende açıda iç açıların ölçüleri toplamı. Nedir iç açıların ölçüleri toplamı? Hemen bir örnek gösterelim. Biz bunun ispatını yaparak yapalım. Bakın burada bir A açısı var. Burada bir B var. Burada da bir C var. Şu uç noktadan paralel çekersen her şey çözülüyor demiştik ya sivri noktadan. Bakın Z'den dolayı şurası B ise burası B. Z'den dolayı burası C ise burası C. O zaman ne oldu bakın? A, B, C düz doğru düzgün adam olduğu için 180 derece oldular. İç açıların ölçüleri toplamı 180. Peki bunların toplamı 180. E İkili ikili bunların toplamı 180, 180, 180. Üç tane 180. E, ee, i̇ç açılar ne oluyor? E, ee, i̇ç açılar bir <laughs> tane 180. Ee, dış açılarla birlikte 3 tane 180. O zaman iç açıları çıkart. Geriye iki tane 180 kalır. Yani 360 derece kalır. Bu arada bakın size bir tiyo vereyim mi? Yıldız. Bütün çokgenler, bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360'tır. Bakın dörtgen, beşgen, altıgen, Üçgen, bütün çokgen, bakın hatta şöyle çokgen, bütün hepsinin dış açıları ölçüleri toplamı 360'tır. Bütün hepsinin. Bunu unutma. İç açıların ölçüsü 180, dış açıları 360 derecedir. Bütün her şeyde. Ha, iç açıları söylemedim bak. Bütün çokgenlerin dış açıları toplamı ölçüsü, ölçülerin toplamı 360'tır. Dış açıları. Devam ediyorum. Aklında kalsın diye söyledim. 180'e 360 unutma. Şimdi geldim arkadaşım. Nereye? X. Bakın burada bir X var. X kim arkadaşım? X kim? X dediğim şey A açısının A iç açısının dış açısı. Yani bütünleri. İşte diyorum ki bu X kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamının ölçüsüne eşittir. Yani B artı C eşittir. Bu Z C olmayan ikisine eşittir. Yani C olmayan ikisi. Bu Y B olmayan ikisinin toplamına eşittir. Yani bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüsüne eşittir. Bakın iki iç açı demiyorum. O zaman B ile C'nin toplamına da olabilir. Hayır. Kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüsü ya da iki iç açının ölçüsü üçüncünün dışına eşittir. Toplamı unutma. İki iç açının toplamı diğerinin dışına eşittir. Bu gözle bakacaksın artık olaya. Dedim ve geçtim. Şimdi çok dikkatli bir üçgen sorusuna başlayalım. Ve dikkatimizi arttıralım. Şimdi arkadaşım bak. Ne yapıyoruz? Bir tane üçgen var elimde. Çok dikkatli bakıyorum. Bakın şurada büyükçe ne bir üçgen var. Ben burada yeşille bunu belirttim. Ve şurada tek çizgi açısı var. Alfa. Zaten ölçüler değişmiş. Burası da alfa. Bu arada buraya yazdım beta. Buraya da yazdım beta. Şimdi çok dikkatli arkadaşım. Beta var. Beta var. Alfa var, alfa var. Bir de 50 derece var. Bakın beta, alfa artı beta, al, alfa artı 50, alfa artı beta. 3 tane iç açının ölçülerinin toplamı neydi? 180 dereceydi. Ben hızlıca beta, beta, 2 beta, alfa, alfa, 2 alfa, bir de 50 var. Bunların, bu üç açının toplamı böyleydi. O zaman attım 50'yi karşıya. Burayı da iki parantezine aldım. 2 alfa artı beta nedir arkadaşım? 50'yi karşıya atınca 130'dur. Peki alfa artı beta her iki tarafı 2'ye bölersem ne olur? 65 olur. Şimdi çok dikkat. O zaman ben ne yaptım? Alfa artı betayı 65 buldum. Bakın şimdi arkadaşlar. Şuraya bakarsanız. Burada bir ne var arkadaşım? Burada bir burada bir üçgen var. Peki bu üçgende de açılarım neler? Alfa artı beta artı X oldu mu? Oldu. Peki toplamları nedir? 180 derece. Alfa artı beta 65 derece. X nedir arkadaşım? Bilmiyorum soruyor bana. Toplamları neydi? 180 derece. At 65'i karşıya. X eşittir. Ne oldu? Artık ben yavaş yavaş bu geometrideki toplama çıkarmaları da ezberden çözeceğim. Yani hocam ne olur 180'den çık. Öyle değil. 180 eksi 65 nedir? 115. Bir önceki soruda da yapmıştık. Artık böyle çok fazla geometride haşır neşir olursak unutmayız. Geldim bir başka soruma. Şimdi çok dikkat et arkadaşım. Bize ne soruyor? ABC bir üçgen. BF açı ortaymış. BF neymiş? Açı ortaymış. Bu arada tabii ki de bu ışın olduğu için şunu koymazsan daha güzel olur. Yani orada ne var? BF ışını var. Çünkü burada ne var? Olay bitmemiş. Devam ettiği için şunu şuraya koymazsın. Işın dersin. Devam edelim. 140 derece var. 110 derece var. Olduğuna göre, olduğuna göre. Bakın. Eee. A, C 140. Burası A, C, K da 110. Tamam. Bunlar zaten şekilde gösteriliyor. Bize diyor ki F, D, C'yi yani şuradaki açıyı soruyor. Çok dikkat şimdi arkadaşım. Bu 140 mı? Evet. O zaman buraya ne kalır? 40 derece. Bu 110 mu? Evet. O zaman buraya ne kalır? 70 derece. Burası da alfa alfa ise o zaman ne var elimde? 2 alfa artı 40 derece artı 70 derece eşittir 180. 110 etti. ikisini toplamı. Attım karşıya. 2 alfa eşittir 70. Alfa eşittir 35 etti. Alfamız neymiş? 35'miş. O zaman yazalım. Alfa eşittir 35. Alfa eşittir 35. O zaman arkadaşım. Bak çok dikkat et. Bu alfa dediğim ters açıdan buranın iç açısı dış açı olarak düşünürsem de şu üçgende bakın şu üçgende İç, iç, iç açının dışı. O zaman bu dışarıdaki açı neydi? İki iç açının ölçülerinin toplamına eşitti. Yani alfa dediğim, e, buraya alfa demişim bu arada. Bu alfa bunlarla karışmasın. Beta diyelim. Bu beta dediğim arkadaşım, bu beta dediğim nedir biliyor musun? Alfa artı 70'tir. Yani beta dediğim 35 artı 70'tir. Yani beta dediğim nedir arkadaşım? 105'tir. Ya da ya da şuradan da yapabilirim. Burası bir üçgen. 40 artı 35 artı alfa. Alfa değil tabi. Buraya beta dedik. Özür dilerim. Beta nedir arkadaşım? 180'dir. O zaman 75'ten 180'den 75 çıkarsa burası 105 kalır. İşte bu kadar. Olay bu. Hem dış açıdan hem iç açıdan yaptık. İki iç açının ölçüsü toplamı diğerinin dışına eşittir. Bunu da görmek lazım. Bakın burası ne? Dış açı. Kimin? Bunun. O zaman bu ikisinin toplamına eşitti. Bunları böyle çok fazla sorgulayarak yapabiliriz. Geldim ikiz kenar üçgeni. İki tane kenar uzunluğu eşit olan üçgenler ikiz kenar üçgen denir. Ve bu iki kenar eşit ya bunları gören açılar da eşittir. Yani alfa alfa. Bitti. İkiz kenar muhabbeti bu. İki kenar eşit onları gören açılar bakın tık 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 tık. Bunları gören açılar da birbirine eşittir. Ve unutma çok önemli bir kural var. Yaki dediğimiz bir olay var. O da ne arkadaşım yaki dediğimiz olay? Bir ikiz kenar üçgende yükseklik açı ortay kenar ortay aynı adamsa ne diyorsun hocam ya? Yükseklik 90 inen şey. Bir köşeden yükseklik inerse ve bu yükseklik açı ortaysa aynı zamanda ve bu yükseklik gelir bir de ikiye bölerse bunu o zaman bu üçgen yükseklik varsa açı ortay varsa bir de arkadaşım ...kenar ortay varsa... ...işte yaki dediğimiz... ...yükseklik, açı ortay, kenar ortaydan... ...bu sana ikiz kenar üçgeni verir. Ne diyorum o zaman arkadaşım? Ben açı ortayı gördüm... ...yüksekliği gördüm, kenar ortayı gördüm... ...hemen neyi anlayacağım? Bu üçgen nedir? İkiz kenar üçgendir. İşte bunu unutmayacaksın arkadaşım. İkiz kenar üçgende tabana ait yükseklik... ...hem açı ortay, kenar ortay. Bu arada... ...tabii ki de bu köşenen inen... ...kollar ikizdir. Yani... Hocam açı ortay var, kenar ortay var. O zaman kesinlikle ve kesinlikle ne diyeceksin? Burası ile burası eşit demeyeceksin. Nerede iniyorsa onun kolları eşittir. Bunlardan ikisi varsa diğer ikisi vardır. Bakın şimdi. Mesela bir yer gördün sen. Bir üçgen gördün. Açı ortay indi burası. Ve burası da aynı zamanda da kenar ortay. O zaman ne diyorsun biliyor musun? Bu 90 ve bunlar da birbirini eşittir diyorsun. İşte bu kadar. Veyahut da, veyahut da Şöyle bir üçgen var. 90 inmiş 2'ye bölmüş. Bak 90 inip 2'ye bölerse o zaman buraya açı ortay. Bunlara da ikiz kenar diyorsun. Unutma yaki. Yükseklik açı ortay ve kenar ortay. Ne yapar? İkiz kenar yapar. Yaki. Hemen örneğime geçiyorum. Ayrıntılar, ayrıntı soruları da bulmuyorum. Ve ikiz kenar üçgenlerde dikkat edeceksin arkadaşım. Dikkat edeceğin şey nedir? İkiz kenar üçgenlerde hangi açıya ne vereceğini bilmek. Bak şimdi hangi açıya ne vereceğiz? Çok dikkat et şimdi. Bu iki vatandaş ikiz kenar. A, C, B'den üçgen ikiz kenar. Yani buraya alfa, buraya alfa diyebilirim. Bunu görenle bunu gören. Bir de buradaki açılar var. Buraya alfa, buraya alfa diyebilirim. O zaman da yine bir şeyler yaparım. Ama dikkat edin. Bir yere alfa dedim mi onu başka bir yerde de sana sağlaması lazım. Bakın buralara alfa dersen hiçbir şey yapamazsın. Buraya 180 eksi alfa dersin. Ama bakın buraya alfa, buraya alfa dersem ikiz kenardan dolayı bunu gören ve bunu gören ne olur biliyor musunuz? İki iç açının ölçüsü bir diğerinin dışı olur. Bu sefer de sen buraya 48 artı alfa dersin. Burası da ikiz kenar ya birbirine eşit olacaktı. O zaman burası da 48 artı, alfı, 48 alfa olur. Bakın attığım taş kuşu ürküteceklerler ya ya da kurbağayı. Attığım taş iki tane kuş vurdu bana. Ne yaptı? Hem burayı ikiz kenar verdim. Hem de buradan tek bilinmeyen üçgen yaptım. Neden tek bilinmeyen hocam? Baksana dostum. 48 artı alfa. Artı alfa. Artı 48 artı alfa. Eşittir nedir? 180'dir. 48, 48, 96. Alfa alfa 3 alfa. 3 alfa artı 96 eşittir 180'dir. Karşıya 96 saydım. 90 kalacaktı 180'den. 6 daha attım. 3 alfa eşittir 80 e, 94 kaldı. Şey 84 kaldı özür dilerim. Alfa da ne oldu? 28 oldu. Bitti. Bana da neyi soruyordu bu arada? A, C, B. A, C, B. Hayda. Bana ne soruyormuş? 48 artı. 48 artı alfayı soruyormuş. Yani 48, 48, 96. 28 daha. 124 dereceyi soruyormuş dedim. Ve bitirdim. Bu kadar arkadaşım. Yani Hemen bunu düşüneceksin. İşte geometri birazcık düşünme ve bilme işi. Alfa dersen alfa dersen iki içten tek bilinmeyenle ilerlersin. Ama buralara alfa dersen, buralara beta dersen o zaman iki saat iki alfa beta 180. Alfa alfa beta artı 48 180. iki denkleme gireceksin. İki denklemden bilinmeyenleri bulmaya çalışacaksın falan filan. Uzun iş dedik. Onu yapmıyorsun bunu yapıyorsun dedim geçtim. Geldim eşkenar üçgene. Eşkenar üçgende ne var? Üç kenarı da birbirine eşitse üç açısı da birbirine eşittir. O zaman açılar birbirine eşitse bunlar 60, 60, 60 derecedir. O zaman arkadaşım üç kenarı da birbirine eşit olan üçgenleri eşkenar üçgenleri. Burada da bilmen gereken her eşkenar üçgen aynı zamanda bir ikizkenar üçgendir. İndirirsen herhangi bir yerden diki bu sana açı ortay olarak geri döner. 30 30 olur. Ve de arkadaşım aynı zamanda kenar ortay olarak 2A'yı AA böler ve de burası yükseklik. Bak ikizkenar kenar, açı ortay, kenar ortay, yükseklik. Ya ki demiştik olayı bulduk. Ve o zaman 30-60-90 üçgeninde bakın daha sorunun başında 30 konunun başında daha geometrinin başında 30-60-90 üçgeninde 90'ın karşısı 2A'dır. 30'un karşısı A'dır. Yani 90'ın karşısı 10 30'un karşısı 5'tir. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6'dır. Yani A'ya 2A muhabbeti oluyor. Ve eşkenar üçgende aynı zamanda bir ikizkenardır. Bunu da gördük. Devam ediyorum. ABC eşkenar üçgen. Hemen bak burada yapıştıracaksın. BC AB AC birbirine eşit. Yani tamamı. AC birbirine eşit. E buraları da yazalım. E burası 60. E burası da 60. Şuranın da tamamı 60 yazmıyorum aklımda. BC de AD eşitmiş. Bak yalan. Bunda bunun ne alakası var? Eşkenar üçgende üçü birbirine eşit olduğu için bakın olay nerede patlıyor biliyor musun? Olay şurada patlıyor bak. Olay burada patlıyor dostum. Bakar mısın buraya? Olay burada patlıyor işte. Görüyor musun olayı? Bu üçgende ikiz kenar olduğunu biliyorsun sen. O zaman şu açınla şu açın birbirine eşittir. İkiz kenar ya. Şimdi devam edelim bildiklerimizden. Ters açılardan dolayı Burası 108'dir. 60, 108 daha 168. 12 daha 180. O zaman burası 12'dir. 12 ise ikisinin toplamına biraz önce eşkenar üçgenler 60 demiştim. Burası 48'dir. E burası da 48'dir. Demiştik bu açılar birbirine eşitti. C, A, D. Buraya kaldı işim. Buraya da alfa diyeyim. Bakın istediğim yerden yaparım. 48, 48, 60 artı ya da 48 108 alfadan yaparım. Alfa artı 108 artı 48 eşittir 180. 108'i çıkarsam 72 kalır. Alfa eşittir 72 eksi 48. 48'de karşıya attım. O zaman alfa kaç çıktı? 24 derece çıkmış oldu. İşte bu kadar. Olayı bitirdim arkadaşım. 24 derece olduğunu buldum. 108 60. Üçünün toplamı 180'de 12. ikisinin toplamı 60'tı. 48. Burası buraya eşitti. Bana verilenleri sorunun başında ne yaptım? Çizdim tek tek. Yine söylüyorum bakın. İnce işçilik geometri, ince işçilik işi unutma dedim geçti. Ve geldim son kuralıma ve de son soruma geldim. Sonunda bir ödülü sorum var. Bitiriyoruz. Bir dik üçgende hipotenüse ait kenar ortayın uzunluğu hipotenüsün yarısına eşittir. Biz buna ne diyoruz biliyor musun? Muhteşem Süleyman demiyoruz muhteşem üçlü diyoruz. Muhteşem üçlü. Muhteşem üçlü diyoruz arkadaşım. Muhteşem üçlü nedir? 90 dereceden ne inerse kenar orta inerse bu da ayırdığı parçalar içtir. Bakın burada da size bir taktik söyleyeyim. Diyelim ki böyle bir 90 derece yok burada. Bir şey inmiş bunları birbirine eşit. O zaman sen diyeceksin ki hocam 90'dır. Bu 90 3 tane eşitlikten bu dört kişiden üçü varsa dördüncü de vardır. Bakın ikiz kenar üçgende ikisi varsa diğer ikisi de vardı. Ama muhteşem şu de üçü varsa dördüncü de vardır. Mesela bir tane üçgen var. Bu üçgende burada 90. Buradan adam indirmiş. Bunlar birbirine eşit. Yüzde yüz bu da eşittir. İkisi eşit. Bir de 90 varsa bu da eşittir. Ya da bir tane 90 derece var. Bu gelmiş ikiye bölmüş. Bak 90 ikiye bölme var. O zaman bu da eşittir. İşte bunları kaçırmayacaksın. Devam edelim. Geldim son soruma. ABC bir dik üçgen. Bak ABC bir dik üçgen. O zaman şurası 70 olduğunu biliyor muyum? 90, 20, 70. Hemen yaptım. Burası 70 derece. Devam ediyorum. Bak şimdi bak çok dikkat. AE, AD eşit. AE, A, D'yi eşit. Ne alaka ya? Pardon. A, E, B, D ile D, C eşit. Bak ağzım söylüyor ama. Yani zihin orada soruyu çözdü bile. Bak yanlış söyledim. AE E bu ikisini eşit. E kardeşim 90 var. Kenar ortay var. Ne bekliyorsun? Zaten bu kenarın bunlarla bir alakası yok ki. Bu kenarların bununla alakası var. Bunun da bununla alakası var. O zaman dostum Bura 20 ise ikiz kenar üçgen oluştu mu şurada? Bakın burada bir ikiz kenar oluştu mu? Şu üçgende ADC D, C üçgende. Bunu gören 20. E bunu gören de 20 olacak. Devam ediyorum. Burası 56 oldu mu? Bir kere daha göstereyim sana bakın. Burası A. Burası D. Burası E. Ve burası 56. Bunlar da birbirine eşit. Yani burası alfaya alfa. Bu arada bana A, E, D'yi tam da benim söylediğim alfa çiziyordu. Buraya da bu arada ben 70'i boşa demişim. Olsun. Sıkıntı yok. Devam ediyorum. Bu arada bakın burası da ikiz kenar olduğu için bunu görenle bunu gören birbirine eşit. Zaten 20'den 70 ya da 70 70 olduğunu gördüm. Devam ediyorum. Geldim bu üçgene. Alfa artı alfa artı 56 eşittir 180. 2 alfa artı 56 eşittir eşittir 180. 2 alfa eşittir 50 çıksa 130. 6 çıksa 124. Her iki tarafı 2 ile gömçürttüm. Ne oldu? 62 olmuş oldu. İşte bu kadar arkadaşım. Olayı bitirdim. Ne yaptım? Çok güzel bir şekilde çözmüş oldum. Nereden ötürü? Bundan ötürü be ya. İşte bu üçgeni aldım buraya. Gözüm gönlüm açılsın düzgün yapayım diye. Ve de düzgün bir şekilde çözdüm. İşte bitirdim arkadaşım. Ama nereden koptu olay? bir Buradan koptu, bunu yapacaksın. 2- Bu nereden geldi ya, bu biyoloji notları. Sevda Hocamız sağ olsun, biyoloji notları da var. Arkadaşım, bu kuralları lütfen bak... ...Samet Hoca'nın hikayesini anlattım ben sana? Samet Hoca'nın başarı hikayesi ve acı çeken yollardaki, zor günlerindeki neler yaptığını sana söyledim. Bu işte, bu kuralları sakın unutmuyorsun arkadaşım. Bu kurallar aşırı önemli. Bunları tek tek yazıyorsun ve bunları tek tek yazarken de ne yapıyorsun? Hepsini ne yapıyorsun buluyorsun. Bu arada ben de bütün kuralları senin için çıkartıyorum ve işte geometrinin temel kuralları da burada. Üçgende açıyı bileceksin. Muhteşem üçlüyü bileceksin. Z, U kurallarını, zikzakları, M'leri, ikiz kenar üçgeni, yakiyi, eşkenar üçgeni bileceksin. Ve de en önemlisi bu kısım çok önemli. Seneye lazım olacak. İki hafta sonra lazım olacak. Daha burada hemen lazım oldu lazım olacak. Ve bunları yaparsan da soruyu bilirsin. Ödüllü soru dış açılarını sırayla 3, 4, 6 ile tersmiş. Ters orantı çarpmaydı. Oradan dış açıları bulacaksın. En büyük iç açısıyla en küçük iç açısını farklılıyor. Dışları bulup içe geçip cevabı bulacaksın. Güzel kallavi bir ödüllü soru. Cevaplarını yoruma bekliyorum. Ve like butonunu kırmayı unutmayın. Daha önemlisi sizleri sevdiğimi unutmayın. Sınavlarınızda başarılar. Bir dahaki hafta canlı yayında görüşürüz.